İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Parlamentosu'nun ikinci konferansının 7. oturumu. Dışişleri Bakanı Lidya Margosyan. Batı Ermenistan'ın Van şehrindeki Ermeni okulları. Batı Ermenistan'ın kültürel ve doğal mirası Mardin. Azerbaycan özel servisleri Facebook üzerinden yalan haber yaymaya devam ediyor. Tiflis'te Sergey Parajanov'un adını taşıyan sokak açıldı. Kramort köyünün Ermenileri Azerbaycanlıların ateş hattını aldırmadan evlerine döndüler. Dijital Culfa ağının resmi lansmanı 2022 Orion Summit sırasında durulacak. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV'yi destekleyin. Batı Ermenistan Parlamentosu'nun ikinci konferansının 7. oturumunda Batı Ermenistan Dışişleri Bakanı Lidya Margosyan'ın konuşmasını alıntılıyoruz. Öncelikle Ermenistan Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Sayın Harutyunyan'ı selamlıyor ve bu oturumu düzenlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bakanlığımızın gerçekleştirdiği faaliyetler. Son aylardaki gelişmeleri de dikkate alarak Birleşmiş Milletler'e, Minsk grubuna, birçok parlamento başkanına Ermeni halkının temel haklarını hatırlatan resmi yazılar gönderdik. Unutulmamalıdır ki 1920'de 34 devletin Ermenistan devletini, şimdiki Batı Ermenistan'ı tanımasının nedeni Boğuzlular'ın yaptığı büyük işlerdir. Ancak tanınan Batı Ermenistan'ın hakları hayata geçirilemedi. Fransa'nın Sèvres Antlaşması'nda büyük sorumluluğu var. Fransa'da imzalandığı için Sèvres Antlaşması'nın onaylanması Fransa'nın elindedir. Sèvres Antlaşması, Batı Ermenistan hariç şimdiki bir takım bağımsız devletlere uygulandı. Gerçeklik Antlaşması, Batı Ermenistan'ın da bulunduğu dünyanın bu bölgesinde eşit olmayan bir şekilde muamele gördü. Batı Ermenistan'ın diğer bölgelerinde olduğu gibi Van'da da 19. yüzyılın başları öncesinde eğitim, keşiş ve rahip yetiştirmek için tasarlanmış manastırlarda yoğunlaşmıştı. Buna karşılık manastırlarda eğitim veren rahipler sadece kendi çocuklarına ve diğer birkaç çocuğun basit okuma yazmasını öğretti. Batı Ermenistan'ın bir şehri olan Van'da ilk erkek okulu 1820'lerde Sukbartan Kilisesi'nin bitişinde varlıklı tüccar Hagop A. Karaseferyan'ın girişimiyle kuruldu. Konstantinopolis Ermeni Patrikhanesi tarafından 1834 yılında derlenen istatistiklere göre Van şehrinde 3 Ermeni okulu vardı. Söz konusu listede okulların isimleri verilmemiş olmasına rağmen bunların şehir içinde bulunan Sukbartan Kilisesi, Aygistan'daki Araruts ve Noraşen'deki kiliselerin okulları oldukları varsayılabilir. Mardin şehri Batı Ermenistan'ın güneydoğu kesiminde yer almaktadır. Mezopotamya'nın antik kale şehirlerinden biridir. Mardin, Edesya ve Mıtvin şehirleri arasında yüksek kayalık bir dağın dik yamacında bulunuyordu. Tarih boyunca birçok uygarlığın en önemli yerleşim yerlerinden biri olan Batı Ermenistan'ın Mardin şehrinin kuruluşu, M.Ö. 4500 yıllarına dayanmaktadır. 6500 yıllık Mardin, UNESCO Dünya Mirası Listesi adayları arasında yer almaktadır. Kaleler şehri olarak adlandırılan Mardin, tarihsel olarak birçok uygarlığın en önemli yerleşim yerlerinden biri olmuştur. Ermeni, Sümer, Babil, Mitanni, Subari, Pers, Osmanlı egemenliğindeki şehirlerden biri olan Mardin, kültürel açıdan önemli bir şehirdir. Bilişim güvenliği alanında mevzuatın kendisine verdiği görev ve yetkileri yerine getiren Artsakh Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Servisi'nden edinilen bilgiye göre, Azerbaycan özel servisleri Ermeni hesapları aracılığıyla Artsakh Facebook sosyal ağında yanlış haberler yaymaya devam ederek korku ve panik ortamı yaratmaya çalışıyor. Artsakh Ulusal Güvenlik Servisi'nin açıklamasında olası gelişmeleri önlemek için uygun adımlar atılıyor. Yalan haberlere boyun eğmemenizi, şüpheli haberleri yaymamanızı, sosyal ağlarda tartışmalarda bulunmamanızı ve sadece resmi haberleri takip etmenizi rica ederiz dendi. Sergey Parajanov 20. yüzyılın önde gelen film yönetmenlerinden biri olarak kabul edilir. Ermeni film yönetmeni Hovsep Parajanov ve Siran Bejanova ailesinde Tiflis'te doğup büyüdü. Sergey Parajanov'un eserleri esas olarak Kafkasya'nın etnik çeşitliliği yansıtıyor.
Tiflis'in Mtatsminda semtinde Sergey Parajanov'un adını taşıyan bir sokak açıldı. Sokağın açılışında Tiflis Kent Konseyi üyeleri, sanat dünyasının temsilcileri, dost ve akrabalar hazır bulundu. Tiflis'in İsimler ve Ünvanlar Komitesi Başkanı Nino Vartosanidze yaptığı konuşmada ünlü film yönetmeni Sergey Parajanov'un adını taşıyan sokağı açtık. Parajanov'un kültürümüze ve sinemamıza katkısı paha biçilemez dedi. Artsakh'ın Askeran bölgesinin Hramort köyünde hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Hramort Büyük Haykın Artsakh eyaletinin Haçen vilayeti içinde yer aldı. 2022 yılında Azerbaycan silahlı grupları hem bu köylerin hem de tüm bölgenin güvenliği için stratejik öneme sahip olan Hramort ve Paruh yakınlarındaki Karaguluk Tepesi'nin bir bölümünü ele geçirmeyi başardı. Hramort'ta kayıtlı 400 kişi yaşamaktadır. Şimdi Hramort normal hayata geri döndü ancak düşmanın doğrudan ateşi altında. Buranın yerli halkı savaşmaktan korkmadıklarını güvenle ifade ediyorlar. Herkes geçip gitti, Ermeniler burada kaldı. Orion Summit 2022 Teknoloji Zirvesi sırasında Pan-Ermeni entelektüel, teknolojik, ticari ve kültürel güçleri birleştiren bir girişim olarak Digital Julfa Network'un resmi lansmanı ilan edilecek. Panel tartışması ayrıca Digital Julfa ağının kültürel önemini sunacak ve zirve bir resepsiyonla sona erecek. Zirvede ayrıca Çağdaş Sanat Sergisi de yer alacak. Orion Zirvesi 2022, Ermenistan Cumhuriyeti'nin başkenti Yerevan'da eski el yazmaları müze enstitüsü olan Madenataran'da 22 Haziran'da gerçekleşecek. Bu zirveye uluslararası alanda tanınan foncular, yatırımcılar, danışmanlar ve teknoloji, finans, işletme ile diğer alanlardaki uzmanlar katılacak. Batı Ermenistan Cumhuriyeti topraklarında yaşayan yerli Ermenilerin hayatlarını iyileştirecek her türlü girişimi takdirle karşılamaktadır. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimize daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadele gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiğiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Serge Tankian ve Sevak Amroyan tarafından seslendirilen Amber adlı eseri sunuyoruz. Daşkinagov tsatskvats lerner menken karot menken karot danaga harvats yergirmer menken karot menken karot dashinkner agavagel menken karogh menken karogh dashnamur zerkis takorel zenken karogh zenken karogh Ներդաշնագության մենք ենք արոտ Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.